Herkese selamlar dostlar. 20 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Yine kazanaraktan uyuduk biz. Cuma günü YouTube'da vermiş olduğum maçlar zaten muazzam gitti. Ana kombinimiz geldi tekli skoruna kadar geldi. Skorları ne kadar artık öyle söyleyeyim ben size. Nazar değmesin böyle devam edelim. Benim tek dileğim o. Cumartesi paylaşımları yapıldı. Umarım güzel bir gün geçiririz. Pazar işinde şimdiden herkese bol şanslar. Bir adet maç skor yarışmamız var. West Ham'la Chelsea maç skoru ne olur? Ben sizlere özellikle bu maçı sormak istedim dostlar. Ben birazdan anlatacağım. Ben bu maçta Chelsea tarafındayım. Chelsea'nin geçen hafta oynamış olduğu oyunu çok beğendim. İyi bir futbol sergiler. Liverpool'u yani yeni yollardı. Liverpool zor kaçtı bence. Çağatta attığı iptal oldu falan o muhabbetler de var. Ben burada Chelsea tarafındayım. Tek farklı bir Chelsea galibiyeti gelir gibi geliyor bana. Ya 1-0 ya 2-1. Ona göre birazdan maçı da anlatacağım. Size maç skoru ne olur? Siz de yorumlara yazınız. Onun dışında her türlü iletişim, gruplara gelmek isteyenler, maçlar hakkında sorusu olanlar, odur budur her türlü soru ve görüş öneri, şikayetleri bile burada Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz dostlar. Direkt benimle Kangal Bey hesabından iletişime geçebilirsiniz. Geçtik. Dünün ana kombinesi neydi ve nasıl geldi? İstanbul-Kayseri maçına KG var olarak verdik. 1.47 gibi orandan var olarak değerlendirmesini aldım. Ben ana kombineme koydum. Onun varını aldık. Nasıl aldık? Zor aldık biraz. Ama geldi. Onu içeri aldık zaten. Ondan sonra Verder Bremen Bayern Münih maçı vardı. Maç 2-0 abi. Gol gelmiyor. Kaçıyor e, ee, kale ile karşı karşıya çok pomotik boşta ona pas vermiyor. 2.5 üstüne 2 dedik. Yatacağız. O kadar ana kombin tutmuşuz ki. Ben yatmak istemiyorum dedim. Ya atın şurada bir gol alalım dedik. Maç 3-0 oldu. 4'ü beklemedim. Direkt yeşillendirdim. Direkt yeşillendirdim dostlar. 2.5 üstünde 2 o da geldi. Günün ana kombinisi de kazandı mı kazandı. Parayı cebe koyduk mu koyduk. Tebrik edelim geçelim. Ve tekli maçımız vardı. YouTube'da da anlattım bu maçı. Dedim ki bakın Nottingham Forest'ın ben galibiyetini bekliyorum dedim. 1.82 orandan önerdim. Zaten tekli olarak grupta önerdim. Aynen en altta yazana bakın. Riskli. Handikap 0. 2-1 gibi bitebilir. Tek farkla galibiyeti. Analiz, skor, kazanç, para hepsi. Aklı geldi böyle. Para sayma makinesi şık 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 çalışıyor ya. Aktı geldi bize. Öyle çok güzel gün geçirdik. Umarım hafta sonunda güzel geçer. Burada da güzel kazanç sağladık. İki kombinimiz vardı. İkisi de geldi. Cuma günü de kazançta atlatmayı bildik. Onun dışında yüksek mislerimiz de devam ediyor. Cumartesi verildi. Pazar da verilecek. Güzel maçlar var. Herkese şimdiden yüksek misli grubundakiler de bol şanslar bereketli olsun diyelim. Devam edelim. Canlı maçlarımız da aynı şekilde hafta sonu devam edecek. Editörlerimiz özellikle basket editörümüz Yido, Nazar, değmesin. Grupta şov yapıyor ve herkes tarafından sevilen biri. Sivas'ın gün görmemiş köylerinden aldım geldim ben onu. Maşallah diyelim devam edelim. Şimdi dostlar sizlerden ricam yine her zamanki gibi beyinleri atalım. Ben ideal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. İzlediğim takımlardı. Geçen hafta izlediğim ilk maçların çoğunlukla notunu aldım devam edeceğiz. Hoştan Kiel'le Magdeburg. Siz beyinleri atın gerisini bana bırakın. Bakın Hoştan Kiel iyi hoş okey fakat Magdeburg gerçekten bu sezon farklı bir oyun sergiliyor. Geçen hafta oynamış olduğu oyunla birlikte mücadele 2 1ine galip geldi. Maç 2-0'a geldi. 2-0'dan sonra saldı ama 2-0 yapana kadar rakibi öyle bir ezdi ki anlatamam. Ben özellikle notunu aldım. Geçen hafta dedi ki Magdeburg kimle oynuyorsa oynasın İçeride dışarıda bu futbolun sergilesin golü var. Aldık mı aldık Magdeburg golü cemek olduk. Kiel tarafına baktığımız zaman onlar da zaten kendi evlerinde hücum yapacaklardır. Onlar da iki maçını kazanaraktan devam ediyor. Güzel bir var maç olarak gördüm. Oran 1-29 yetersiz. Okey. Avrupa'dakiler KG var alabilir. Biz burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Oranı biraz daha yükseltmek adına 2.5 üstü ve var yaparsınız arkadaşlar. Nesine için oranı 1.45'e kadar yükseltebiliriz. Hem var hem 2.5 üstü olabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Aston Villa ile Everton karşılaşması. Aston Villa'da geçen haftan mağlup oldu. Fakat Aston Villa'dan iyi bir oyun bekliyorduk. Bunu da bir nevi ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Gol bekliyorduk. O maçında zaten 4 tane falan 4-5 tane gol yedi ama Aston Villa oyununu oynadı diye bir açılış yaptı ilk mücadelesinde. O güzel oldu ilk resmi mücadelesinde. Aston Villa'nın kadrosu iyi. Ben burada Aston Villa'nın Everton'a karşı puan almasını bekliyorum zaten. Zaniola da Aston Villa'ya katıldı dün. Bu maçta muhtemelen olmaz. Fakat Aston Villa tarafından ben bir gol bekliyorum. Aston Villa'nın bir golünü aldık mı aldık. Mücadelenin zaten indeks beklentisi skor beklentisini söyleyeyim ben size. Skor beklentisi dostlar mücadelenin Aston Villa'nın 2-0'lık galibiyeti. Ha, ben belki olursa 2-1 diyorum ama 2-0-2-1 ayarında bir mücadele geçer gibi geliyor. Bence bu mücadelede Aston Villa'nın ikinci golü de beklenebilir. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.62 gibi oranı var. Aston Villa'nın atacağı 2 gol burada değerlendirmesi yapılabilir. West Ham'la Chelsea. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Özellikle sordum. Chelsea'yi beğendim ve bu sezon ben Chelsea'den iyi işler bekliyorum. İlk dördünün içine bekliyorum. Umarım. Bakalım. Şimdi dostlar ben burada lafı eveleyip gevelemeyeceğim. West Ham'ı da izledim. Chelsea'yi de izledim. Chelsea tarafından bir galibiyet bekliyorum. Ve ben bu mücadeleye hiçbir riske, hiçbir ideale ulaşmadan direkt yüksek oranlı tercihimi söylüyorum. Chelsea'nin kazanırı. 1.83. Ben bu da yetmez diyorum. 4.5 altında 2 yaparsanız da 2.15'ten tekne olarak kupon olarak alabilirsin. Ama ben burada Chelsea tarafından tek farklı bir galibiyet bekliyorum. 1-0, 2-1 ayarında. Handikap 0 ona da 3.52. Umarım gelir. Bol şanslar. Frankfurt'la Darmstadt mücadelesi. Şimdi bu Vestiga'yı daha ilk, ilk hafta izleyeceğiz. Dün bir Bayern Münih'i izledim. O da güzel oynadı, kazandı. Oradan kazancımızı sağladık zaten. İlk yarı ikisinden, 2.5 iki üstünde ikisinden vesairedir vesairedir. Ben burada Frankfurt tarafındayım tabii ki. Kolomuani'ye takımda olacak. Takımın tek Fransızı zaten. Hücum hattında olacak. Götseler, Larssonlar vesaire bunlar da takımda olacağı için. Damsat tarafı da ben savunma yapabileceğini düşünmüyorum. Bundesliga'da da zaten çok savunma yapamayan. Bundesliga 2'de savunma yapamayan. Ama gollü maç çıkabilir. Ben burada Bundesliga'nın Frankfurt'un burada atacağı 2 golü değerlendirdim. 1.32. Alırsanız alın. Yani pazar günü Bundesliga'ya ben çok girmiyorum ama bu maçında Frankfurt tarafından 2 gol beklediğimi belirteyim. Başakşehir ile Fatih Karagümrük mücadelesi. Başakşehir arkadaşlar geçen hafta Alanya mücadelesi izledim. Gerçekten yetersiz. Ama karşılarında kendilerinden daha yetersiz bir takım oynayacaklar. Geçen hafta fark ettiniz mi veya spor haber sayfalarını takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Forvet yok takımın. İleride Salih Dursun oynadı. Salih Dursun da muhtemelen yaşından dolayı şey demiştim. Hoca ben oynarım ya. Sıkıntı yok. Sal beni Forvet'e gerekeni yapalım şeklinde. Normalde defans oyuncusu ama yine geçen hafta Forvet olarak mücadeleye başladı. Başakşehir bence yetersiz. Oyununu beğenmedim Alanya mücadelesinde. Fakat kendisinden daha yetersiz bir ciddi manada çok güç kaybetmiş bir Karagümrük takımı var. Burada ben Başakşehir'in 2-0 ayarında mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Burada doğrudan maç sonu 1-1-45 gibi oranı öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Monaco ile Strasbourg mücadelesi. Strasbourg'unda da geçen hafta varından değerlendirmiştik. Lyon mücadelesi vardı ki o mücadelede kazanmasını bildi. Kendi evinde gerçekten bu sezon gol atma ihtimali düşük. Yani her maçında kendi evinde oynadığı her maçta gol bulma ihtimali yüksek bir takım. Strasbourg takımı güzel de transferler yaptılar. Monaco ile oynayacaklar. Monaco'ya bile gol atma ihtimalleri var. Monaco'da Kevin Volland gitti. Önemli bir eksiklik diyebiliriz. Monaco'nun da ben ee, bayan Bayern maçını izledim sanırım. Hazırlık mücadelesiydi. İlk lig 1'deki ilk mücadelesi zaten. Mücadelenin güzel golü geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü burada 1.48 gibi oranı var. Oran da güzel. 2-1 ayarında bir Monaco galibiyeti çıkabilir dostlar. Değerlendirecekler bol şanslar. Beşiktaş'la Pendik mücadelesi. Beşiktaş Pendik'e bir aylık fazla gelir gibi. Pendik'le ilk mücadelesinde 5 gol yedi. Bu 5 golün acısı burada çıkar mı diye sanıyorum da sanmıyorum. Beşiktaş geçen hafta bu hafta içinde oynamış olduğu mücadelede 2-1 Nefçi Bakü'yü de kazanmasını bildi. O maçta da skoruna kadar yakaladık bu arada. Bu aralar skorlarına kadar yakalıyoruz. 4-3 kalsın bir de idealiydi zaten. Canlısını da yapmıştık. Oradan da kazandık. Fendi'ye karşı dinlenmiş bir Abu Bakar falan vardı. Ufak bir rotasyon vardı Kardoda Burada ilk yerden bir Beşiktaş galibiyeti çıkabilir. Mücadelenin direkt beklentim 3-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti olduğunu belirtelim. Lastla Ren mücadelesi. Ben Ren'i izledim geçen hafta. Hatta yüksek misli kuponuma da değerlendirdim. Mücadele genelinde 2 gol çıkar diyerek ben Avrupa yüksek misliye değerlendirmiştim. Dostlar benim beklentim şu yönde. Ren tarafında zaten gol bekleniyor. Hatta Ren tarafından 2 nokta küsur gol beklentisi var. Niye o kadar fazla bilmiyorum. Last tarafında da var. Yani 2-2. 3-1 Ren bu tarz sürekli baktım. Yararlandığım siteler var benim de. Yani şu an ekranda açık skoru söyleyeyim ben sizlere. İndeks beklentisi ne gözüküyor biliyor musunuz? 3-1 Ren galibiyeti gözüküyor. Bu gariptir. Ben Lans'ın alacağını da düşünmüyorum da. Ren de iyi takım. Dokular mokular şov yapıyor. Var alın geçin. Keyiflik. Var alın geçin. Bu maça başka bir tercih yapamam. Alt tercih yapamam. Yani Yapsam da içim rahat etmez. O yüzden ben burada gollü bir maç bekliyorum. Ha, yatarsa da sıkıntı yok. Ama ben burada var beklerim. Keyifli bir maç geçmesini bekliyorum. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarından bahsettim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.